Yatağını yorganını aldı, demir parmaklıkları giysilerini astı, binanın önündeki kaldırımı adeta bir eve çevirdi. Günlerdir de orada yaşıyor. Davetsiz misafir mahalleliyi endişelendirdi ve kimsenin gözüne uyku girmiyor. Burayı benimsemiş, burası benim evim diyor. Buradan da gitmiyor, gitmeye de niyeti yok. Görür diyorum bir şey yapar, eve tırmanır. Korkuyoruz yani. Mahalleli diken üstünde ne huzurları kaldı ne uykuları. Birden acaba duvardan atlar mı, bana zarar verir mi? Davetsiz çıka gelen bir adam yatağı yorganı sokağa serip kendine adeta bir ev kurdu. Onlara komşu oldu. Kimliği var mı, neyin nesi? Sanki konum atıyoruz. Burada size bakılır, gelin. 21 yıldır ben burada yaşıyorum. Buranın sıkıntısı bitmiyor. Burası Bayrampaşa. Bulunduğumuz bölgede de aile apartmanları bulunuyor. İşte görmüş olduğunuz bu dairelerin çoğunda aileler oturuyor. Onların bir komşusu oldu aslında. İstemedikleri bir komşu. Hani Allah kimseyi evsiz koymasın ama burası yeri değil. O komşu ne mi yaptı? İşte tam da bu noktaya kendine bir ev kurdu. Yatağını koydu. Yanına eşyalarını astı ve onlarla birlikte yaşamaya başladı. Buraya bildiğiniz ev kurmuş. Çöp topluyor, bağırıyor, elinde bıçak, kendi kendine konuşuyor. Uyumuyor, konuşuyor, kendi kendine ben öldürmedim diyor, keserim seni diyor. En çok mağdur olan kişilerden biri de Fatma Hanım. Zira işte hemen o kişinin yanında bulunan bu evde 5 çocuğuyla birlikte diken üstünde yaşıyor. Tedirginiz, ne gece uykumuz var. Ne gündüz uykumuz var. Sizin bir kiracınız olmuş ama siz istemeden. Evet, hiç haberim. Oradaydı, görünmüyor. Bir baktım buraya taşındı. Tek istekleri esrarengiz komşunun sosyal destekle başka bir yere yerleştirilmesi. Başımıza bir şey gelecek mi endişesinin bitmesi. Uyku yok yani, bekçilik yapıyorum gece diyebilirim.